Limbik sistemden bahsedelim. Limbik sistem nedir? Beyindeki bir takım yapılardan oluşan bir kümedir. Ve bu yapıların çoğu duyguların düzenlenmesinde önemli rol oynar. Yalnız limbik sistemin kafa karıştırıcı bir durumu var. Uzmanlar limbik sistemin tam olarak hangi yapılardan oluştuğuna karar verebilmiş değil. O yüzden ben bu videoda sadece herkesin üzerinde hemfikir olduğu yapılardan bahsedeceğim yani limbik sisteme dahil olduğu kesin olanlardan. İşin ayrıntılarına girmeden önce konuşacağımız yapılara şöyle bir bakalım. Ben bu yapıları aklımda tutmak için bu karikatürden faydalanıyorum. <laughs> bu başında şapka olan bir hipopotam. Bir hipopotam neden böyle şık bir şapka takmış ki? Şundan takmış. Ben limbik sistemin en önemli dört bileşenini hatırlamak için bu resmi gözümün önüne getiriyorum. Yani konu duygular olduğunda. Bu hipopotam bu nedenle burada. Kısaca hipo diye yazıyorum. Ve görüyorsunuz başında da hatırlatıcı şapka var. Bu bizim hatırlatıcı şapkamız. Hatırlatıcı sözcüğünü hat diye kısaltıyorum. Hatırlatıcı olabilmesi için önce faydalı olması lazım tabii. Ben neden hatırlatıcı bir şapka takmış bir hipopotam kullanıyorum? Çünkü bu kısaltmalar limbik sistemin bölümlerini temsil ediyor. Bakın hat aynı zamanda şunun kısaltması. H hipotalamus. A amigdala. T talamus. Ve hipo hipokampus demek. Şimdi bu dört yapıdan bahsetmek istiyorum. Biraz daha karmaşık olan bu şemaya geçelim. Limbik sistemi becerebildiğim kadar çizmeye çalıştım. Limbik sistem yapıları beyin sapının üstünde yer alıyor. Beyin sapı bu. Tahmin edeceğiniz gibi beynin en altında bulunuyor. Bu da omurilik. Beyin sapından çıkıyor. Omurilik sırt boyunca uzanıp kuyruk sokumuna kadar iniyor. Limbik sistem ise yukarıdaki bu yapılardan oluşuyor. Yani parlak renkte olanlardan. Bunun yerini gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için şöyle söyleyeyim. Beynin üst kısmını yani korteksi atın. Bu geri kalan kısım işte. Yüz bu tarafta kalıyor. Yani anatomik olarak doğru olmayacak ama diyelim ki gözleriniz burada. Burnumuz burada. Ağzımız da burada. Tekrar edeyim. Bu anatomik olarak doğru değil. Ama ön taraf bu işte. Burası da arka taraf. Açılı çizdim ki üç boyutlu görünümü hakkında bilgiye sahip olabilelim. Şunu silelim. Anatomik yapılardan bahsetmeye devam edelim. Şimdi, bu mavi şeye talamus deniyor. Ve bundan iki tane var. Biri burada, biri de diğer tarafta. Talamus, duyusal aktarma istasyonu olarak görev yapıyor. Yani görme, duyma, tatma, dokunma. Tüm bu duyularınız sinirlerinizden gelip sonunda mutlaka talamusa uğruyor. Talamus da bu duyuları alıp korteksteki veya beynin başka bölümlerindeki uygun bölgelere yönlendiriyor. Duygularla ilgili bir derste talamusa neden değiniyorum? Çünkü duygu dediğimiz şey gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız veya dokunduğumuz şeylerden ulaştığımız bir sonuçtur aslında fark etmişsinizdir. Bir duyudan hiç bahsetmedim. Yani koku alma duyusundan. Koku alma duyusu talamusa uğramadan geçen tek duyu. Onun kendi aktarma istasyonu var. Burundan gelen duyu beyinde özel bir bölgeye ulaştırılıyor ve bu bölge duyguları düzenleyen diğer bölgelere çok yakın. Hani bazen bir koku beynimizde çok güçlü duygular yaratır ve bizi geçmişteki bir ana geri götürür ya. Onun açıklaması işte bu. Neyse. Duygulardan söz ederken talamustan da bahsediyorum çünkü bu duyular duygularımız üzerinde önemli rol oynuyor. Burada iki mor yapı görüyorsunuz. Bunlara amigdala deniyor. Amigdala amigdala bazen öfke merkezi olarak da nitelendirilir deneyler gösteriyor ki amigdala'yı uyararak şu duyguları yaratabiliyoruz öfke ve şiddet korku ve kaygı uyarılma durumunu koyu yeşil artı işaretiyle gösteriyorum yani amigdala'nın uyarılması öfke şiddet korku ve kaygı duygularını tetikliyor diğer yandan amigdala'nın imha edilmesi durumunda İmhayı kırmızı eksi işaretiyle göstereceğim. Amigdalayı imha edersek bir yumuşama etkisi gözlemliyoruz. Yumuşama. Amigdalanın imhası sonucu oluşan bu yumuşama etkisini ilk olarak Dr. Kluver adında bir psikolog ve bir beyin cerrahı olan Dr. Bysi keşfetmiş. Kluver ve Bysi'den söz ediyorum çünkü tıpta Kluver ve Bysi sendromu adı verilen bir sendrom var. Amigdalanın bilateral imhası sonucunda ortaya çıkıyor. Bilateral yani çift taraflı. Ve amigdalanın çift taraflı imhası sık görülen belli semptomlara neden oluyor. Mesela hiperoralite yani ağzı boş durmamak. Mesela hiperseksualite yani aşırı cinsel istek ve engellenemeyen davranışlar. Toplumsal kuralları görmezden gelerek, fevri hareket ederek, davranışın sonuçlarını düşünmeksizin yapılan eylemler yani. Tehlikeli ve sakat işler yapmak. Kluver ve Bilsey sendromu işte bu. Amigdalaların her ikisini de imha edince ortaya çıkıyor. Bunu şuradan hatırlayabilirsiniz. Amigdalaları uyarmak korku ve kaygıya neden oluyor kaygı bozukluğu olan veya kaygı hata yaşayan insanlara bazen etken maddesi benzodiazepin olan ilaçlar verilir. Bu ilaçlara kısaca benzo dendiği de olur. Bu benzodiazepin ilaçlarının işleyiş mekanizması farmakolojik olarak alkole çok benzer. Şimdi düşünün, bir insan çok fazla alkol alırsa ne olur? Bu tür davranışlar sergiler. Hiperoralite oluşur. Mesela kişi çok fazla yemeye başlar. Aşırı cinsel istek ortaya çıkar. Ve tabii ki engellenemeyen davranışlar olur. Kafası iyi olmuş birini düşünün. Alkolün etkisiyle toplumsal kuralları hiçe sayar. Amigdalayı uyarmakla imha etmek arasındaki farkı buradan hatırlayabilirsiniz. Talamusun üzerinde kıvrılan bu yeşil yapıysa hipokampus. Hipokampus hafızada önemli rol oynuyor. Kısa süreli bellek ki KSB olarak kısaltılır. Hipokampus kısa süreli belleğinizin uzun süreli belleğe yani